Evet değerli izleyenler, 9. düzenlenen İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali Avrasya Gösteri Merkezi öncelikle Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil başsağlığı diliyoruz. Milletimize de geçmiş olsun diliyoruz efendim. Safetek sponsorluğunda bu fuarda yine sizlerle beraber olacağız ve sponsorumuz Eyüp Ömer Özyiğit ile başlayalım istedik. Eyüp Bey hoş geldiniz programımıza efendim. Teşekkür ederim Adil Bey, siz de hoş geldiniz. Herhalde ayağınızın tozuyla gelmişsiniz, herhalde hastalık var. Size acil bir propolis bulup da boğazınızı yumuşattırmak lazım. İnşallah seyahatler bizi yoruyor. İnşallah arı ve arıcılık ürünleriyle şifa buluruz diye umut i̇nşallah, ediyoruz. İnşallah. Evet, Sahpetek olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor efendim? Valla 2020'nin ilk Ocak ayında Api Center'da inşallah güzel oluşumlara imza atmak için geldik. Petek ve kek de biliyorsunuz bizim uzmanlık alanımız petek ve kek. Petek ve kekteki uzmanlığımızı tekrar arıcılarımıza oluşumlarımızı hazırladık geldik ve arıcılarımızla da beraberiz. İnşallah bu 3 günlük fuar süresince tüm dostlarla burada ziyaretimizi yapıyoruz. Onlarla iç içe gönül gönüle kalitemizi, piyasadaki eksiklikleri, piyasadaki kalitesizlikleri teker teker anlatıp eksikliklerimizi, bizde de olan eksiklik varsa bunları da dinliyoruz aracımızdan. Onları da tamamlamak için bu fuarların olmasından yanayız. Evet, bir zaman petekler, kekler bal ile yapılması gerektiği ifade ediliyordu. Siz şeker ile yapıp bunun arının hastalığı, belki bala bulaşabilir, antibiyotikli olabilir düşüncesiyle tekrar şekere mi döndünüz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Adil Bey. Keklerimizin tabii ki arıcının daha rahat çalışabilmesi için keklerimizi biz şeker, Türkiye Şeker Fabrikası, şeker fabrikalarının şekerini kullanıyoruz. Artı içerisinde kullandığımız vitamin, mineral, amino asitlerle güçlendirip arının beslenmesini daha rahatlatıyoruz. Ama şunu samimiyetle söyleyebilirim ki keklerimiz bugüne kadar arıcının hiçbir şikayetine karşı maruz kalmadık. Neden? Çünkü merdiven altı imalatçılarının hiçbir ürünümüzde kullanmadık. Türkiye'nin veya yurt dışı menşeli vitaminleri, mineralleri, amino asitleri kullandık ve aracımızı mutlu sona eriştirdik. O yönden de mumlarımız zaten bölgesel mumdur. Kesinlikle biz ithal mum kullanmadık, kullanmıyoruz da. Ha, şu anda tesisimizde yeni geliştirdiğimiz mum arı sistemi hastalıklardan arındırmaktan sonra kullanılan İlaç, amitraz ilaçlar veya diğer değişik ilaçları da muma, arıdan arıya, mumdan muma bulaşmaları da tamamen onu da arı sisteminde kurduk. İnşallah arıcımızı 2020 sezonundaki neticesini daha ileride görmüş olacağız. Evet, kullanmış olduğunuz, üretmiş olduğunuz keklerde kullanmış olduğunuz vitaminler olsun, bunlar da neye göre? Şimdi mesela nosemalı kek yapıyorsunuz, efendim varovalı kek yapıyorsunuz. Adil Bey, anlıyorum sizi. Bizim 6 çeşit kekimiz var. Proteinli dediğimiz kekimiz var. Polenli kekimiz var. Süper kompoze diye tabirlendirdiğimiz kekimiz var. Artı formi güçlü arı kekimiz var. Ve varova ile ilgili, nosema ile ilgili ürettiğimiz keklerimiz var. Biz ilaç kullanmıyoruz. İlaçlı kek yapmamız bizim için iyi bir şey değil. Biz ne yapıyoruz abi? Özel premixlerle hastalığa karşı arının direncini sağlayabileceğimiz özel kekler yapıp varovaysa varovayı, nösemaysa nösemayı artı bağışıklık sistemini güçlendirmek için ürettiğimiz keklerle de aracımızın arılarını güçlendirmek için özel kekler üretiyoruz.
İnşallah sizin gibi Ar-Ge çalışması yapan firmaların da aracılık sektörüne katacağı çok büyük katkıların olacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün fuarın ikinci günü. Biz belki yayınımızın ilk günü ama Aydın Fuarı vesilesiyle Aydın'daydık. Nasıl geçiyor diye sormak istiyorum. Vallahi zaten çok güzel. Filistin'den, Lübnan'dan, Cezayir'den, Kuzey Irak, Erbil'den. Çünkü biz Kuzey Irak, Erbil'e de gitmiştik. Tunus'tan gelen dostlarımız var. Onlarla iki gündür haşır neşir olduk ve gerçekten mutluyuz. O dostlarla da tanışmayı, o dostların da bizleri burada ziyaret etmeleri gerçekten son derece mutluluk veriyor. İnşallah bundan sonraki kapılarımız, Türkiye'deki arıcımız bizi tanıdığı kadar yurt dışındaki arıcılarımız da bizi tanımaya başladılar. Mamullerimizi görmeye başladılar. Az önce siz de masada otururken Filistinli arkadaşımızın pazarlık sistemini görmüştünüz. Biz sizden mal alırız ama Filistin'e bizden başkasına mal vermeyeceksiniz diyorlardı. Evet, biz verdiğimiz sözü tutarız. Onlar da bize güvendiler. Sözleşmemizi, protokolümüzü yaptık. Yol çektik gittiler. İnşallah her şeyin en güzel olacak. Her şey daha güzel olacak. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi bir fuar geçirmeniz dileğiyle. İnşallah programımızın finalinde de yine sizlerle beraber olacağız. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum.